Üniversite öğrencisi 4 genç bitirme tezi olarak roket atan silahlı insansız hava aracı yaptı. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 4'ü bitirme tezi için güvenlik güçlerine kolaylık sağlamak amacıyla silahlı insansız hava aracı yapma kararı verdi. Kendi imkanları ve öğretmenlerinin yardımıyla çalışmalara başlayan öğrenciler, operasyon anında kolay kullanılabilen silahlı insansız hava aracını bitirmeyi başardı. Fırat Üniversitesi'nin katkıları ve Çetin Hoca'nın katkısıyla birlikte silahlı bir insansız hava aracı yaptık biz. Yaptığımız projede özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ve Afrin Operasyonları'nda güvenlik güçlerimizin zorda kalması durumunda ve çok şehit vermemizden aklımıza gelerek yaptığımız bir proje bu. 2 kilogram yük taşıma kapasitesiyle 2 kilometre menzile sahip olan insansız hava aracı, 1 kilo 452 kilogramlık 60 milimetre komando havanı taşıyıp fırlatabiliyor. Özellikle meskun mahalli operasyonlarında ve coğrafi keşiflerde kullanılabilecek bir SİHA bu. Aynı zamanda üzerinde bulunan FPV kamera yardımıyla ve entegre yaptığımız 60 milimetre komando havanıyla birlikte keşif gözetleme yaptığı, gerek gördüğünde de terör unsurlarını imha edebilecek bir kapasiteye sahip. Herhangi bir kontrol üstüne bağlı kalmadan bulunduğu bölgede kolay kullanımı ve katlanabilir özelliği olan İHA'yı öğrenciler biraz daha geliştirmek istiyor. Biz kendimiz hem Aselsan hem de diğer kuruluşlarla çalışmayı hepimiz isteriz. Yani sonuçta vatanımıza ve milletimize faydalı olacak bir şekilde yetiştik biz bu okuldan. Ve mezun olduğumuzda da çalıştığımız tüm kurumlarda da Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti diğer kuruluşlarına da faydalı bir şekilde yapabileceğimiz tüm emeklerimizi verebiliriz. Projemiz geliştirilebilir bir sistem olarak açık kaynak yazılım mevcuttur. Üzerine her türlü entegre sistem takılabiliyor. Doçent Doktor Çetin Özay, ülkenin geleceğinin mühendisliğe bağlı olduğunu düşünüyorum dedi. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin de problemi tespit etme ve probleme çözüm getirecek konularda yetişmesi gerektiğini, bu alanda uzmanlaşması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı vermiş olduğumuz bitirme projeleri de buna yönelik oluyor.